Aha, Lalapa Şako'da burası canım. Şaka mı bu annem? Enişte, ciddi desin değil mi ya? Karakol abicim burası, ne kolay ya. 5-6 yıl öncesine kadar burası terk edilmiş bir yıkık konaktı. Lalapa Şako'daydı yani. Sonra eski karakol yetmeyince konağı tamir edip karakolu buraya taşıdık. Gerçekten mi? Hı. Yani şimdi paralar bu karakolun altında mı gümülü? Aynen öyle canım. Baba. Bizdeki şansa bak be. Şimdi naneyi yedik. Peki nasıl çıkaracağız bu parayı ya? Dünyanın parası yatır o karakolun altında. Yani muhakkak bir yolunu bulup onu çıkarmamız lazımdır. O paraların bizim olması lazımdır. Ay. Anladın mı? Gerçekten. Sadece para mı? Soygunda çok miktarda altında çalmışlar. Külçe külçe hem de. Söyleme bari Muharrem, iyice kudurtma bizi ya. Üf, ya şuraya bak be. Yani para orada öylece durur. Ciğerci kedisi bir türlü ulaşamayız. Etrafında döner dururuz. Mutlaka bir yolu olmalı ama ne? Oh be, buldum. Ne buldun? Ne yapıp edip bir şekilde kendimizi nezarete attırmamız lazım. Ancak öyle çıkarırız. Bundan kolay ne var ki be? Kavga edip gidelim. Komiser baba hepimizi nezarete atmakla tehdit etmez mi zaten? Bu sefer kendimizi attırırız. Çok doğru dersin. Hadi başlayalım kavgaya, ne duruyoruz? Ulan dangalak. Hakikaten kavga etmemiz gerekmez ki. Numara yapsak yeter. Çok pardon. Ya bırak ya, atı tavayı, geç yerine. Geç. Pantolonlarınızın içine keski meski yerleştirin. Yeri onlarla kazacağız. Hadi bakalım, bozun lan kendinizi, bozkır beni. Çıkartma be. Oh be Salih. Mübarek Ramazan beni nasıl rahatlatıyor biliyor musun? Sanki sinirleri alınmış gibiyim. Şu huzura bak. Haklısınız komiserim. Oh. Ay komiserim. Şikayetçiyiz. Komiser. Esas ben pembeden şikayetçiyim komiserim. Komiserim, ben ikisinden de şikayetçiyim ya. Atın onları nezarete komiserim. Alayından şikayetçiyiz komiserim. Yahu asıl ben sizden şikayetçiyim. Nedir şikayetiniz? Şey oldu yani. Ne olduydu lan? Kavga ettik ya Pembe. Kavga ettik komiserim biz. Yani doğru, kavga ettik. Tepeme yumruğu yedim yani, onun için böyle aklım el geliyor gidiyor zaman zaman yani. Komiserim, onlardan şikayetçiyiz. Lütfen hepsini nezarete atın ya. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Onları atın nezarete. En iyisi siz hepsini nezarete atın komiserim. Akılları başlarına gelsin. Yahu ne nezareti arkadaşlar? Bu mübarek Ramazan günü ne işiniz var nezarette? Madem ki diyorum yani bendim bu kadar şikayetçiler. Atın beni komiserim içeri. Hakikaten de yani biraz nezarette kalırsam diyorum aklım başıma gelecek. Nezaret mezaret yok. Mübarek gün, öpüşün, barışın, herkese binin. Gördün mü? Gel seni bekliyorum. Yok işte, adamın bizi içeri atacağı yoktur ha. Yoktur yani. Hemen pes etmeyelim be Pembe. Son bir kez daha şansımızı deneyelim. Doğru dersin. Gel canım, benim. Allah canını almasın. Bak komiserim, bu nasıl öpmektir? Tüklük yaptı suratımı. Yedim seni Pembe. Allah Allah. Bakın onlarınızla bile kavga ederler. Atın hepsini içeri komiserim. Ben size kavga yok demedim mi? Çıkın dışarı. Dışarı mı? Komiser içeri demek istedi aslında. Salih, aç bakayım nezaretin kapısını. Komiserim bizi nezarete atacak. Ne nezareti be? Manyak mısınız siz? Kendinizi içeri attırmaya çalışıyorsunuz. Çıkın dışarı hadi. Çık dışarı. Dışarı. Çık. Hadi bakalım dışarı. Herif delirdi ya. Hadi dışarı. Delirdi. Hadi. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş, bir ömür boyu sökülmez iniş. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş, bir ömür boyu sökülmez iniş. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama 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 yama. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama 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 yama. Takıldım bak ortaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boş olmaz yama yama yama. Takıldım. Kız Pembe, bak ete para saçar, hiç ilgilenmezsin. Tüküreyim kız ben onun parasına. Karakolun altında bir servet yatar. Benim aklım ondadır ha. Doğru diyorsun Pembe ya. Benim aklımdan da hiç çıkmıyor. Bir şekilde karakola gidip o parayı almamız lazım.
Yanlışım varsa düzeltin ama öyle bir suç işlememiz lazım ki komiser bu sefer bizi kesin nezarete atmak zorunda kalsın. Yani suçu biraz büyütmemiz lazımdır, öyle mi? Aynen öyle. Ah, buldum. Hırsızlık yapalım. Yok artık, daha neler. Ne kadar rahat söylersin be. Ölürüm de elimi aran mala uzatmama. Tövbe tövbe. Hem de bu mübarek günde. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin bebekler? Tövbeler olsun. Ne sandın sen bizi, aslanım? İyi. Ya saçmalamayın. Ciddi hırsızlık demiyorum. Küçük bir şey çalacağız. Maksat kendimizi nezarete attırmak. Ha. Olmaz. Ya bir mağazadan küçük bir şey çalalım. Nezarete girince parayı çıkarırız. Sonra çaldığımız şeyin 10 katını sahibine öderiz. Doğru be. Böylece hırsızlık da sayılmaz ki. Ya borç gibi bir şey olur. Madem sonra parasını ödeyeceğiz, olur bu. Değil mi yani? Bu hırsızlık sayılmıyor fazla. Madem hırsızlık sayılmaz, kabul o zaman. Parasını ödeyeceğiz ama sonradan ha. Ödeyeceğiz tabii abi. Tabii. Ya tabii. Ha şöyle ya. Güzel plan bu arkadaşlar. Bakın yarın bu plan sayesinde bütün paralara kavuşacaksınız. İnşallah Allah'ım, inşallah. Paralar. Ya bu hırsızlık fikri kimden çıktı ya? Ya oğlum şuna hırsızlık deme, ulan borç alıyoruz be. Sadece tek farkı dükkan sahibinin bundan haberi yok. Olacak. Allah Allah. Şu farkı var. Parayı çıkardıktan hemen sonra gelip borcumuzu ödeyeceğiz. Doğru. O zaman biraz hırsızlıktan çıkıyor değil mi? Ya bari ucuz bir şeyler çalalım be. Fatoş, şuna çalmak deme ya. Borç alıyoruz. Tabii. Oğlum tabii borçtur. Borç. Borçtur tabii. İşte şurada gördüğüm benim şeyler vardır. Oraya doğru istikamet alıyoruz. Yavaş. Neş, ufak ufak. Ne? Hırsızlık mı yaptınız? Hayatta inanmam. Gerçekten ya. İnan yani, yaptık biz bu işi. İnanmam. Siz birbirinize dolaşırsınız, kavga edersiniz ama ötesi olmaz. Hayatta harama el uzatmazsınız. O eski dedi komiserim. Kötü yola düştük gerçekten. Hırsız uğursuz olduk komiserim. Yoldan çıktık bir kere komiserim. Hı? İnanmam. Kimse beni buna inandıramaz. Marketi yardık komiserim. Bakın bunların hepsini çaldık. Gösterin, gösterin. Allah Allah. Demek gerçekten hırsızlık yaptınız. Ya yaptık yani. Yani bildiğin gibi değil, çok kötü yoldan çıktık. At bizi şimdi nezarete, azıcık aklımız başımıza gitsin. Bizi bırakırsanız hırsızlığa devam ederiz komiserim. Kabı yarar için bizi içeri atmanız lazımdır. Doğru. Bir saniye. Nereden çaldınız bunları? Alimoğlu marketten çaldık. Gerçekten. Salih, şu market sahibini çağır, yüzleştirelim. Sonra gereken işlemi yaparız. Derhal komiserim. Çağır oğlum, çağır. Şey, de ki hırsızları yakaladık. Gel onları teşhis et, içeri tıkalım de. Değil mi canım benim? Haydi canım. Hadi gözümüz aydın, içeri gireriz artık. Komiserim, bu hırsızlık sayılmaz ki. Ne demek sayılmaz? Bal gibi sayılır hırsızlık. Şimdi biz, bize ait olmayan bu anahtarlıkları hiç utanmadan, yüzümüz bile kızarmadan gerçekten gittik çaldık. Yani daha ne olsun yani, soruyorum size. Hı. Yaşa be pembeciğim, çok güzel söyledin ha. Hakikaten ya, nasıl hırsızlık sayılmaz bu? Komiserim, biz bu anahtarlıkları mağazamızın reklamı için promosyon olarak dağıtıyoruz. Bedava yani, isteyen avuçla alabilir. Yapma ya. İnanmayın komiserim siz bu adama. Yalan söylüyor. Gerçekten yani bizi kurtarmaya çalışıyor ama beceremiyor. Biz suçumuzu kabul ettik, içeri gireceğiz inşallah. Atın bizi içeri komiserim. Bizim yerimiz nezarettir. Saçmalamayın be. Bedavaymış baksana. Ortada hırsızlık falan yok. Şimdi iyi de komiserim. Yani biz bunların promosyon olduğunu bilmeden çaldık, hırsızlık yaptık. Gene de suç sayılıyor yani bizim yaptığımız. Doğru. Pembe abla haklı. Biz bunları çaldık, hırsızız biz ya. Defolun be. Delirtmeyin beni. Ortada suç falan yok. Hadi. Ay tüküreyim diyeyim bu şansa be. İnanılmaz. Bir hırsızlık yapmayı beceremedik. Komiserim bunlar ciddi. Alışmadık, papatı dondurur mu?
arkadaş? Halil iki gündür dışarıda, ne aradı ne sordu. Bu ne biçim arkadaş? Asma, benden duymuş olma. Halil kazık atacak sana. Ne diyorsun sen? Sağda solda konuşurken duymuşlar. Çıkar çıkmaz sakladığımız yerden parayı alıp büyüyeceğim diyormuş. Ağzıma ucunu yalar diyormuş. Doğru mu söylüyorsun? Yemin et. Şerefime kitabım abi. Senden başka herkes biliyor. Halil her yerde konuşuyordu zaten. Kalle Şerif. Demek parayı ben size harcayacaksın ha? Ben o parayı sana yedirtir miyim ha? Yedirmem. Gardiyan. Müdürle görüşmek istiyorum. Ne? Ne diyorsunuz müdür bey? Demek bizim karakolun altında altınlar ve paralar gömülü, öyle mi? Hayda, şu işe bakın siz. Suçlu itiraf etti demek. Diğer suçlu tahliye oldu. Anlıyorum. Yaptığınız ihbar için teşekkür ederim. İyi vazifeler. Eyvallah. Vay 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 vay. Demek karakolun altında para var ha? Ben de pembeler iki gündür niye kendilerini boyuna içeri atırmak için uğraşıyorlar diye düşünüyordum. Parayı haber almışlar demek. Salih! Buyurun komiserim. Salih, çocuklara da söyle nezaretin altını kazıyorsunuz. Pardon komiserim, nezaretin altını mı kazıyoruz? Evet, çünkü nezaretin altında soygun parası varmış. Suçlu paranın yerini itiraf etmiş, o parayı oradan çıkarmamız lazım oğlum. Başüstüne komiserim. Şimdi, Zelim, kalk bakayım ayağa. Söyle bakayım şimdisi, biz karakolda ne diyecektik? Diyeceğiz ki, Ferhat Sultan'ı kaçırdı, iki aile arasında kavga çıktı, tabancalarla biz de birbirimizi yaraladık. Otur. Bak, bak. Gördünüz mü, Selim bile anladığına göre, herkes söyleyeceği yalanı anlamış durumdadır canlarım, değil mi? Tamam, anladık ben baba, tamam ya. Ya kız ana, komiser bu silahlı çatışma olayını gel mi? Aa, şimdi niye yemesin? Şurada bak, şurada cebimde koyduydum bir bozuk tabancamız vardır. Ana, bunu şey ettireceğiz. Kız ana, bu mahallede o tabancanın çalışmadığını bilmeyen mi var? Önemli değil ya, çatışma sırasında tabanca bozuldu deriz. Tabancayı da alın suç aleti diye gösteririz. Komiserim, bu sefer bizi nezarete atmak durumunda. Tabii canım, ateşli silahlı adam yaralama suçu da var, daha ne olsun? Gerçekten mi? Ben çok heyecanlandım. Hadi bakalım, nihayet nezarete gidip paralarımıza kavuşacağız ha. Yürüyün arkadaşlar, buyurun. Yürüyün. Hadi yürüyün. Demek iki aile arasında silahlı çatışma çıktı, öyle mi? Aynen öyle komiserim. Görseniz ortalık yıkıldı ana. Kurşunlar böyle vızır vızır gitti geldi ortada. Pembe'nin ailesinde şikayetçiyiz komiserim. Tabancayla hepimizi vurdu. Bu tabancayla mı ateş etti? O kadar ateş etti ki komiserim, bakın tabanca bile bozuldu. Doğru. Şimdi siz nezarete atılmak istiyorsunuz, öyle mi? Ha, yaşa canım benim bak. Leptepe'de leblebiyi anladı gerçekten. Tabii komiserim, biz silahla adam yaralamaktan geliyoruz. Bu sefer de siz affettin demeyeceksiniz yani. Yok canım, hiç der miyim? Doğrusu yaparsınız komiserim. Hı. Bizim gibiler affedilir mi hiç? Affedilir mi canım? Affedilmez. Bu sefer direkt nezarete atıyorum sizi. Canım benim gerçekten. Çok sağ ol vallahi. Bu yaptığın iyiliği unutma oğlum. Yani toplum için yaptığın bu iyiliği unutmayacağım. Açılın. İnanmıyorum. Gerçekten. Açılın. Açılın, açılın. Koy bakayım. Nezaretin altına gömülmüş soygun sandığını çıkardık komiserim. Oh be! Vay, 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 vay. Çekilin. Aferin çocuklar. Şimdi burada ne var ne yok sayın, zabıt tutun, savcılığa teslim edin. Çekilin. Başüstüne komiserim. Gitti paralar. Paralar gitti. Yani gerçekten mi gidiyor? Paralar gider, paralar paralar. Paralar gitti abiciğim ya. Anam gitti, gerçekten gitti. Komiserim. Ne diyordunuz siz? Bizi nezarete atın diyordunuz değil mi? Yok, hayır.
Yo. Nereden çıkardınız şimdi siz bu nezareti? Nezaret mi? Ne nezareti? Tabii canım, ne nezareti? Ne nezareti? Olur mu hiç canım? Baksana, silahlarla birbirinizi yaralamadınız mı? Ya. Silah mı dedi yaralama? Yalan komiserim, bak anam, bak bunların hepsi sahtedir. Gördün mü bak anam, işte hepsi sahte. İşte hepsi sahte. Yazılar da sahte. Hepsi numaraydı komiserim, bak. Demek öyle. Hı. Ya öyle tabii, öyle tabii. Artık suçumuz olmadığına göre sen bizi serbest bırakırsın değil mi komiserim? Olur mu hiç? Sahte kanıtlarla Türk polisini ve adaleti yanıltmak suçundan hepiniz içeri gireceksiniz. Ne? Salih, at bunları içeri. Yapmayın komiserim. Yapma. Kurban olun, yapmayın. Ya. Lütfen. Yapma. Ulan alçak, hepsinin başını aldın.